Bakınız bu bizim bahsetmiş olduğum az önce devrimlerin en kapsamlı çalışmalarından biridir. Ve sonuç aldığımız bir çalışmadır. Biz Jack Jack'lardan bahsetmiyorum şu an. Sonuçlardan bahsediyorum size. 21 yılda ilmek ilmek işlenen bir politikanın, bir vizyonun sonuçlarından bahsediyorum. Ve şunu da ilave ediyorum. Asıl olan süreklilik, sürdürülebilirlik ve bunu da sağlama adına her geçen gün yeni bir adım, yeni bir hedef, vitesi büyütmeye yönelik yeni bir gayret. Hayat satmıyor. Sonuç diyorum, sonuç. Sonuç ve sonuçların güçlendirilmesi. İşte geçtiğimiz yıllarda yine Milli Eğitim Bakanlığımızda çok ama çok önemli bir faaliyete imza attık değerli arkadaşlar. İlkokullarda dedik ki ilkokuldan mezun olacak gencimiz bir branş öğrenecek. Bir branşta lisans sahibi olacak. Ve bakanlığımızın tüm tesislerini, tüm insan kaynağımızı, hocalarımızı, antrenörlerimizi bu konuda seferber kıldık. Eğitim ve spor. Birbirinden ayrılamaz iki konu. Bu entegrasyonu ne yaptık? Güçlendirdik. Birini diğerinin yerine koymak yok. İkisinin birlikte var olması. Bir yanda sporcuyu yetiştirecek ortam hazırlarken onların tüm ihtiyaçlarını özel olarak dikkate alıyoruz. Tüm ihtiyaçlarını özel olarak eğiliyoruz. Bu ülkede biliyorsunuz hep klasik bir tartışma vardı. Neydi o? Spor mu eğitim mi? Bir ikilem. Ve sporcu, öğrenci belli bir döneme geliyor. Bir yol ayrımına geliyor. Ben okula mı devam edeceğim, spora mı? 10 yıl sporla ilgilenmiş çocuk. 12 yıl sporla ilgilenmiş. 15 yıl hatta sporla ilgilenmiş. Geliyor üniversite çağına diyor ki ben üniversiteye gitmem lazım. Çünkü ben öyle istiyorum, ailem öyle istiyor. Sporu bırakmak zorunda. Ne yaptık? Bu ikilemi artık tamamen ortadan kaldı. Bakın, diyorum ya devrim. İnanın pek çok devrim var. İşte o devrimlerden biri. Milli sporcu bursu. Hem kariyere hem spor hayatına devam etme noktasında önemli bir adım. Ve artık başarılı milli sporcular üniversitelerde, bakın üniversitelerinde %100 bursla ne yapıyorlar? Hem spora devam etme şansı hem de eğitimi bu anlamda devam ettirme şansını yakaladılar. İnanıyorum ki bu süreci önümüzdeki günlerde daha güçlü bir şekilde hissedeceğiz. Bu sürecin başarılarını, milli sporcu kursundaki aldığımız neticeleri ve bunu tabii sadece üniversitede de değil, orta öğretimde de aynı zamanda bir açılım sağladık. Orta öğretimde de milli sporculara %100 burs çalışmasını başlattık. Artık doktor, avukat, mühendis sporcularımız var. Daha fazla var. Ve bu ülkenin geleceği açısından atılan çok ama çok kritik adımlardan biri. Elbette yeteneği tespit etmek, onu güçlendirmek, onun arkasında olmak önemli. Ve burada can alıcı bir nokta var. Diyorum ya, insan kaynağı. O yeteneği yoğuracak, o yeteneği heba etmeyecek bir anlayış. İşte orada da insan kaynakları. Nedir onlar? Antrenörler. Antrenman bilimleri uzmanıdır. Fizyoterapistler. İşte bu noktada yine bir açılım ve bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunların hiçbiri birbirinden kopuk değil. Çünkü eğitim hep gündemimizde olmalı. Gelişen bir süreç. Sporun zaten kendisi dinamik bir olgu değil mi? Spor dinamik. O yüzden bilimle sporu ne yapmamız lazım? Birbirini ayırmamamız lazım. Ve üniversitelerle olan işbirlikleri ve onlardan bir tanesi de şu. Spor fakültelerinde okuyan gençlerimiz ve onları bu noktada iki dönemlerini
bakanlığımız tesislerinde çalışarak, bakanlığımız tesislerinde bizzat tecrübe kazanarak yetişmiş. 6+2 sistemi. Ve bu anlamda insan kaynağımıza yapılmış çok ama çok önemli yatırımlardan biri. Nitelikli antrenör yetiştirme noktasında atılmış. Ve bu çerçevede de gençlerimizi de mutlu eden, spor camiamızı da çok ama çok mutlu kılan bir konu. Başarılı nesiller yetiştirmenin çok önemli adımlarından biri. Değerli arkadaşlar, biz tüm tesislerimizi eser olarak nitelendiriyoruz. Çünkü bunların her biri bir vizyonun ürünü, bir hayalin ürünü. Neydi bizim hayalimiz? Türkiye'nin sporda önde gelen ülkelerden biri olması. Ve tüm alanlarda olduğu gibi sporda da öncü bir ülke olma, istikamet belirleyen, çıtayı koyan ülke olma hayali. O yüzden biz tesislerimizi sadece birer salon olarak, saha olarak, stat olarak görmüyoruz işte. Sadece stattan ibaret mi burası değil. Onların temelinde değerli arkadaşlar hayallerimiz var. Ve bu anlamda bu tesislerin duvarlarını gençlerimizin, onların başarısıyla mutlu olan 85 milyonun o güzel duygularıyla, mutluluklarıyla örüyoruz. O yüzden ben tesislerin her birine eser diyorum. Eser. Bu eserler sadece bugünümüzü değil, yarınlarımızı da aydınlatacak eserler. Ve spor çok yönlü bir kavram, çok yönlü bir yoldu. İşte tesis altyapısı bunun bir parçası. Tesis olacak ki bunun üstüne rasyonel bir sistem inşa edin. Dünyada tesis noktasında gelişim sağlamadan, bir temel ortaya koymadan gelişim ortaya koyan, sportif hamle yapmış bir ülke yok. İşte 90'larla birlikte İspanya, 2000'lerin sonunda Avustralya hep olimpiyatlar dolayısıyla yaptıkları tesislerden ne yapmış, faydalanmış. Ama biz öyle yapmadık. Biz herhangi bir organizasyon beklemedik. Kaybedecek vaktimiz yok dedik. En modern tesisleri, en güçlü altyapıyı bu memleketin evlatlarının hizmetine sunduk. Erişilebilirlik, fırsat eşitliği temelinde bir anlayış sunduk. İşte az önce bahsettim. 81 bile nereye giderseniz gidin. İster ilçelere gidin, ister mahallelere, köylere kadar gidin, ziyaret edin. Gurur duyacağınız tesisler var. İnşallah önümüzdeki süreçte farklı illerimizdeki tesislere, eserlere yönelik İnşallah ziyaretlerimizi sizlerle birlikte gerçekleştiririz.